Hadi artık nerede kaldı bu kargo arabası? Bu mu? Bu mu? Hayır, o itfaiye arabası. Bu mu? Bu mu? Hayır, o kedi. Yavrum içeride beklesenize. Alt tarafa video oyunu gelecek. Son dediğinizi anlayamadı. Ha, tamam o zaman. En büyüğünüz benim. Bu yüzden oyun bende duracak. Pardon. Bu işte. Anne. Anne. Biz Atari oynayacağız. Kırıcım, kırıcım. Biz Atari oynayacağız. Hebe. Hebe. Hebe baba. Gidin başka televizyonda oynayın. Dizim başlayacak şimdi. Canan'ın odasına. Yürüyün. Harala gürene. Harala gürene. Bize televizyonun lazım Canan. Atari oynayacağız. Üzgünüm ama birazdan arkadaşım televizyona çıkacak. Senin odan nerede oğlum? Burası işte baba. Dağınıklıktan göremiyorum da. Bu traktör lastiği benim olabilir mi? O nasıl gelmiş buraya ya? Ha, lastik değil, komple traktörmüş bu. Ha, benim o ya, tamam. Oğlum, sen ne zamandan beri odanı toplamıyorsun? Hiç toplamadım ki. Hadi hadi, televizyon nerede? Oynayalım hemen şu oyunu. Güzel dedin. Televizyon. Nerede ya televizyon? Heh, işte buradaymış. Ohoho, sağlam joystick'i ben kaptım. Sana dandik joystick kaldı Remzi. Ya ben niye dandik joystick'le oynuyorum? Dandik joystick'in buralarda bir yerde olması lazım. İyice bakalım. Yok burada. Burada da yok. Burada mı acaba? Bakayım bu ne? Aa, kokarcaymış. Ne haber Osman abi? İyidir Kamil, senden ne haber? Bu da dandik joystick değil. Sanırım nerede olduğunu biliyorum. Dandik joystick kesin bunun içinde bir yerde olmalı. Ben içeri giriyorum. Eğer 5 dakika içinde gelmezsem polisi arayın. Hadi bay bay. Şunu şuraya koyalım. Evet, bunu da buraya koyduk mu her şey yerli yerinde oluyor. Sen ne yaptığını zannediyorsun? Ne? Olamaz. Bütün eşyalarım etrafa saçıldı. Seni şimdi yakalayacağım. Alo Hulusi. Şakir 5 dakikadır gelmedi. Seni aramamızı söyledi. Oğlum polisi arayın demiştir. He, ben Hulusi anladım. İyi. Neyse sen ne yapıyorsun? Küçük nasıl büyüdü mü? Yok büyümedi, aynı kaldı. Soru mu bu ya? Kapat lütfen Remzi. Remzi, ne zaman Atari oynayacağız? Bence biz de arkasından gidelim. Çocuğa bir şey olmasın. Atari oynayaydık iyiydi. Ya yürü hadi. Ya. Vay vay vay. Bizim oğlanın odaya bak sen. Asıl senin oğlana bak sen. Aha, dandik joystick'i bulmuş. Aslan oğlum. Baba, yardım edin. Galiba canavar senin oğlanı yakalayacak Remzi. Kimse benden izinsiz oğlumu yakalayamaz. Atla Osman. Gidiyoruz. Hop, ticari. Sağ çek. Osman abi. Şakir, atla çabuk. Dandik joystick nerede? Al burada. Bana ne veriyorsun? Remzi oynayacak onunla. İyi tamam, oynarız be. Hadi gidelim artık buradan. Sonra? Ne yapıyoruz? Hadi evimize gidelim. Vallahi tabela mabela yok hiçbir yerde. Öyle dümdüz gidiyorum. Nasıl kurtulacağız buradan? Merkez. Kurtarın bizi buradan. Tamam. Alo. Sizi kurtaramayız. Hayatınızın sonuna kadar bu pasaklı yerde gezip duracaksınız. Anlaşıldı, tamam. Merkez, yaktın beni merkez. Buradan asla kurtulamayacağız. Bir dakika bir dakika. Biri ağlıyor, duyuyor musunuz? Osman ağlıyor işte. Ben ağlıyorum işte. Ya bir sussun herkes. Bakın dinleyin. Hakikaten. Vay be, benden daha güzel ağlıyor. Canavar bu ağlayan. Bakın. Çabuk susun.
Belki de canavar bize nasıl çıkacağımıza dair yardım edebilir. Canavar dedin, canavar dedin, canavar. Hayır, canavar dedim. Canavar daha güzeldi. Oğlum canavar o kadar kovaladı seni. Şimdi gitmemiz ne kadar mantıklı sence? Yok baba, ağlayan birinden zarar gelmez. Bana güvenin. Ticari bekleme yap, ticari. Pardon, canavar bey. Evet, canavar demesi daha güzelmiş. Biz acaba bu çöplükten nasıl kurtulup kendi evimize dönebiliriz? Bilmiyorum. Hiçbir şey bilmiyorum. Bundan nefret ediyorum. Neden nefret ediyormuş? Ya ne bileyim, ben de onu dinliyorum Osman abi. Her şey her yerde. Nasıl? Anan da hep bu lafı diyor Şakir. Etrafa baksanıza. Bütün gezegenim darmadağın oldu senin yüzünden. Böyle bir yerde kafamı toplayamıyorum. Hiçbir şey düşünemiyorum. Odaklanamıyorum. Odaklanamıyorum. Şakir, Şakir. Pazarlık yap, pazarlık. Evet, hadi pazara gidelim. Hayır, bak şimdi. Ben ne dersem onu tekrar et, tamam mı? Süper pazarlık yapacağız. Tamam, hazır mısın? Hazır mısın? Oğlum, sana diyorum. Oğlum, sana diyorum. Ne var ya, ne var? Şaka mı yapıyorsun evladım, bana baksana. Şaka mı yapıyorsun evladım, bana baksana. Bakıyorum işte. Sütlü Nuriye. Ya herkes sussun. Bize yardım edersen biz de sana yardım ederiz canavar kardeş. Ha? Ciddi misiniz? O zaman sizden minnacık küçücük bir iyilik isteyeceğim. Ya söyle canım, ne kadar zor olabilir ki sonuçta? Bütün gezegende dört bir yana dağılmış bütün eşyalarımı tek tek toplayıp kategorilere ayırarak rafıma dizmenizi istiyorum. Ben gidiyorum. Otur şuraya Osman. Ben evde bile yere çöp atıyorum. Bana çok ters işler bunlar Remzi. Yapma gözünü yağını yiyeyim. Bak, eğer bize yardım etmezsen dandik joystick'le sen oynarsın. Ne? Bu daha korkunç. Tamam, yardım edeceğim. Alın, bu da kategori listesi. Ben biraz daha ağlayacağım bu sırada. Bir planım var. Sonuncusuydu. Oh be! Şimdi kafam çalışmaya başladı. Oh ne güzel rahatladım. Her şey yerli yerinde. Tamam yeter ya, o anladık. Hadi artık bizi evimize ışınla da Atari oynayalım. Evinize ışınlanmak mı? Ne sandın burayı, bilim kurgu dizisi mi? Bize söz verdin ya adam. Kurtulmamıza yardım edecektin hani. Bak bağırtma beni. Buradan çıkmanın tek bir yolu var. Buraya girdiğiniz yerdeki dağınıklığın temizlenmesi gerek. E buradan nasıl temizleyeceğiz odamdaki dağınıklığı? İşte bununla. Bu ne be? Evlat, bu bir çağın başlangıcı. Bu bir dönemin kurtarıcısı. Bu garip grup seslerin kaynağı. Bu bir telgraf. Ne yapacağız bunu? Bununla evdekilere mesaj yollayacaksınız. Onlar da odamdaki pisliği temizleyecek. Tamam, ver bakayım. Alo, alo. Sesim geliyor mu? Oğlum Ercan, anahtar koltuğun altında, beni ara. Hayır, öyle kullanılmaz o. Morse alfabesiyle mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Morse alfabesi mi? Vay canına. Hayır, Morse. Bak şimdi, bir kısa bir uzun tık A demek. Alın, bu kitapçıkta bütün harfler var. Başka bir çözüm yok mu canavar bey? Hani e-mail atsak, mesaj çeksek cepten? Ha, var var. Var ama ben vermiyorum. Akılsızım ya ben. Öylesin evet. Peki bizim yolladığımız mesajları evdekiler nasıl alacak? Hadi buna cevap ver bakayım. Tabii ki evdeki en eski eşyayla. Sence saçımı böyle mi yapayım yoksa böyle mi? İkisi de aynı. İkisi de kötü o halde. Yine mi ya? Anne! Bu çamaşır makinesi yine bozuldu. Tamam bırak. Baban gelince yapar. Bir dakika bir dakika. Bir kağıt kalem ver. Ne oldu ki? İki kısa bir uzun. Hmm. Bir uzun bir kısa. Üç kısa. Aylin iyi misin? Çabuk elektrik süpürgesini getir. Babanların başı dertte. Hayatımda duyduğum en saçma cümleydi bu.
Morse alfabesi mi? Sen nereden öğrendin Morse alfabesini? Her zamanki gibi. Bir gün çok canım sıkıldı. Ay, yazık. Baba? İşe yaradı. Morse alfabesi işe yaradı. Canan sen bir harikasın. Bana değil, ailene teşekkür edin. Bir şey değil gençler. E hadi oyun oynayalım artık. E atarım nerede? Galiba onu da süpürdüm ben ya. Geliyorlar. Kaçın. Çabuk olun. Acele edin. Çabuk olun. Buradan da geliyorlar. Kıstırıldık. Çabuk buraya girin. Çabuk. Hadi. Hadi. Bu kapı fazla dayanmaz. Geldiler. Tek bir kurtulma şansımız var. Elektriği kesmeliyiz. Ama elektriksiz civciv oyunumu oynayamam. Üzgünüm. Eğer o kapıyı açarlarsa civciv oyunu falan kalmayacak. Elveda civcivlerim. 3 gün önce. Çamaşır günü, çamaşır günü, çarşamba günü, çamaşır günü. Hop, bu biraz çekmiş mi ne? Abi çok çektim ben, artık sana olmam. Biraz tarz mı değiştirsem? Hep aynı şeyler giyiyormuşum. Neyse ki rengarenk muhteşem çoraplarım var. Bunlarsız yapamazdım. Tek boynuzlu at çorabımın teki yok. Nerede bu? Nerede? Hayır! Çorabımı mı yedin sen? O çorap çok özeldi. Bunu nasıl yaparsın? Oo, bal gibiydi, bal. Necati bir ses duyduk. Neler oluyor? O senin çorabın değildi, benim çorabımdı. Durun, durun. Sakin olun. Şimdi görürsün. Şikayetçi olacağım senden. Fişini çektin mi bana? Arkadaşlar bu böyle olmaz. Lütfen bu tartışmaya bir televizyon kanalında bütün ülkeye rezil olarak devam edin. Haklı. Evet, haklı. Önder Bey, neden Fil Necati'den şikayetçi oldunuz? Bize anlatır mısınız? Ben yıllardır Necati'nin çamaşırlarını yıkarım. Ne lekeler çıkardım bir bilseniz. Ketçap, çikolata, çamur. Bir keresinde pantolonuna uzay şalgamı dökmüş. Onu bile çıkardım. Uzay şalgamına laf etme. Beni kötü şartlar altında çalıştırıyor. Hiç mola verdirmiyor. Azıcık çorap yiyorum bazen, hemen laf ediyor. Azıcık mı? Atlı çorabımı yedin. Önündeki ikram çayı da gitmiş. Aha! Benim çayımı da içmiş. Milyonlar duysun. Bu adamdan şikayetçiyim. Senin şikayetinden ne olacak köşe kafalı? Yayını kes, yayını kes. Ne dedin sen? Çok özür dilerim Önder. Ben bazen saçma sapan şeyler söylerim. Bak yine söylüyorum. Kapuska mantısı. Gördün mü? Kapuska mantısı olur mu hiç? Çok saçma. Bu dediğinin kötü sonuçları olacak Necati. Hepiniz göreceksiniz. Oo! Boya sürdü gözaltlarına. Bu iş çok ciddi. Karanlığa gömülmeden 2 gün önce. Artık çalışmak yok. Yok. Daha az iş, daha fazla çorap. Kendi çamaşırınızı kendiniz yıkayın. Overlock makinesi ayağınıza geldi. Halı, kilim, yolluk. Kardeş, ne yapıyorsun çamaşır makinelerinin arasında? Pardon, yanlış geldim ben. Duyduk duymadık demeyin. Bizi kötü şartlar altında çalıştırdınız. Artık sizin kirli çamaşırlarınızı yıkamayacağız. Bunun en büyük sorumlusu da Fil Necati'dir. Ne yapacağız? Ben kiri çizeyim. Olur mu öyle şey şimdi? Sakin olun, sakin olun. Ne olacak çamaşır makineleri hiç bıraktıysa? Sanki eskiden çamaşır makinesi mi vardı? Hep elimizde yıkardık. Nasıl yani? Ama biz çamaşır makinesi değiliz. Ne alakası var? Alın sabununuzu derede elinizde yıkayın işte. Amma abarttınız. Yaşasın. Tarihteki ilk uçan kaplumbağa. Beceremedik bir türlü. Nasıl yıkayacağız şimdi? Bence benim taktiğim işe yarayacak. Hem yüzüyorum hem kıyafetlerim temizleniyor. Ohoy! Belki şöyle sallasak.
Yardım edin. Çamaşırı yıkayamadı ama helikopteri icat etti. Karanlığa gömülmeden bir gün önce. Şuna bak. Necati, yaptığını beğendin mi? Kirden mağara adamına döndün. Dur o zaman, başka yöne döneyim. Ho ho hoy. Ha? Yine mağara adamı. Bence çok yakıştı. Bu yılın modası da böyle olsun. Moda mı? Kaşındırıyor bu kıyafetler. Hem hiç temiz değiller. Evet, şuna bakın. Hiç güzel değil bu yeni paçavralarımız. Arkadaşım, bu benim kendi derim. Çekmesene. Affedersin. Bu böyle olmayacak. Benim bir fikrim var. He? Gel bakayım buraya. Emin misin Necati? Senin normalde fikrin olmaz. Ben de çok şaşırdım ama var işte. Herkes beni dinlesin şimdi. Fısır 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 fısır. Necati abi, fısıldamıyorsun. Sadece fısır fısır diyorsun. Affedersin affedersin. Kendimi sessize almışım. Ha, şimdi dinleyin. Fıs 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 fıs. Karanlık gün. Öf. Ne zaman bitecek bu olay? Ben çorap yemeyi çok özledim. Şşş, az daha dayan. Sonra istediğin kadar çorap yiyeceksin. Ama böyle boş boş oturuyoruz. Çok sıkıldım. Kazanmak üzereyiz, anlasana. Millet kirden kırılıyor. Daha fazla dayanamazlar. Bizden gelip özür dileyecekler. Sonra istediğimiz her şeyi verecekler. O zaman bunlar niye temiz? Hı? Nasıl olur? Ohoy! Ne oldu, şaşırıp kaldınız? Nasıl? Yoksa aramızdan biri bize ihanet mi etti? Yok, aranızdan biri değil. Bulaşık makinelerini sizin yerinize işe aldık. Artık çifte mesai yapacaklar. Öyle şey olmaz. Onlar bulaşık yıkamak için üretildi. Çamaşır yıkamayı beceremezler ki. O zaman birkaç saat önce üstüme döktüğüm pattis lekesi nerede? Söyle bana, pattis lekesi nerede? Çitile 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 çitile. Ha? Siz ne yaptığınızı sanıyorsunuz? Çamaşır yıkıyoruz. Kazanmak üzereyken her şeyi mahvettiniz. İşinize dönsenize. Gidin bulaşık yıkayın. Biz de çok mutlu değiliz. Ama bize daha fazla bakım yaptıracaklarmış. Öyle dediler. Hadi gidin başımızdan. Anlamıyorsun durumu, köşe kafalı seni. Hı? Köşe sen kafalı. Hadi kafalı. Gidin bulaşık yıkayın. Gidin bulaşık yıkayın. Ay ay. Anne, ortalık karıştı. Hu, Necmi. Necati, duramıyorum. Kaç zamandır kaldım böyle, yardım et. Sür sür, başka yerde konuşuruz. Hey, bir dakika bir dakika, durun durun. Biz neden birbirimizle kavga ediyoruz? Hepimiz beyaz eşyayız. Asıl suçlu onlar. Haklısın, hadi yakalayalım. Acele etmeyin, diğer beyaz eşyalara da haber verin. Benim bir planım var. Şehri ele geçireceğiz, evet. Beyaz eşyaların yükselişi başlasın. Geliyorlar. Kaçın. Çabuk olun. Yakaladıklarını mesele edin. Çabuk olun. Buradan da geliyorlar. Kıstırıldık. Çabuk buraya gelin. Hadi çabuk. Çabuk. Hadi, gelin, hadi. 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 Bu kapı fazla dayanmaz. Ha? Geldiler. Tek bir kurtulma şansımız var. Elektriği kesmeliyiz. Ama elektriksiz çiftçim oyunu mu oynayamam? Üzgünüm. Eğer o kapıyı açarlarsa çiftçim oyunu falan kalmayacak. Elveda çiftçimlerim. Çıkıp kontrol edelim. Önder! Önder! Kalk evladım. Sabah oldu, çamaşırlar yıkanacak. Tamam, uyanmıyor, güvendeyiz. Güvende mi? Necati, elektriksiz hayat ne kadar zor olacak, farkında mısın? Üzgünüm ama bunu çamaşır makinesine canlı yayında köşe kafalı demeden önce düşünecektin Remzi. Necati, ben demedim, sen dedin. Tamam tamam, konuyu uzatmayalım. Elektriksiz yaşamak çok zor olmasa gerek. Karanlığa gömüldükten bir gün sonra. Oğlum, her şeyi anladım da senin niye sakalın çıkıyor? Takma sakal bu. Ortama uyum sağladım. Remzi, hani elektriksiz yaşamak çok zor değildi? Buzdolabı olmadığı için dondurmamı üfleyerek soğutmalıyım. Yoksa eriyecek. Bu böyle olmayacak. Mirket abiye gidelim. O ne yapacağını bilir. Hiç sanmıyorum oğlum. Elektrik olmadan ben bir hiçim. Ne deney yapabiliyorum, ne icat. Fırın yok, peynirimi eritemiyorum. Peynirsiz kumpir olmaz. Bulaşıklar dağ gibi oldu. Ama ben dağcıyım, o yüzden iyi oldu. Bunun sadece tek bir yolu kaldı.
Elektriği geri açın. Ama nasıl? O zaman şehri ele geçirirler. Bana güvenin. Tek yolu bu. Necati, umarım dondurman erimesin diye planın olmadan söylemiyorsundur bunu. Planın var değil mi? Necati'de planlar bitmez Remzi. Hatta şu an Ç planındayım. Şaşırdın değil mi? Kimse Ç planı demez. C'den D'ye atlar. Ama bilmedikleri bir şey var. Ç planı her zaman işe yarar. Ha? Kapı açılmış, koşun! Aa! Durun, buradayız! Ha? Işınlanmayı keşfettiler, imdat! Ha? Evet, korkun bizden. Artık ışınlanabiliyoruz. Hop, bakın, ışınlandım. Necati, planını bozma. Ha? Tamam, tamam. Önder, Önder, beni uzaya gönder. Ne diyeceğini unuttu. Unutmadım. Önder, ben özür dilerim. Buraya barış için geldik. İstediğiniz her şeyi vermeye karar verdik. Uzay dondurması bile. Başka çaremiz yok. Siz olmadan yapamıyoruz. Birbirimize düştük ve şehir mahvoldu. Artık işgal etseniz bile ele geçirilecek bir şey kalmadı. Hemen beraber çalışmaya başlamamız lazım. Yani kazandık mı? Her istediğimizi verecek misiniz tekrar çalışırsak? Sözüm söz, gözüm de göz. Bak gözlerime, inan bana ne olursun. Ohohoy. Bir şartım var. Necati, kameraların önünde tüm çoraplarını bana verecek. Ha? Hepsini mi? Tek boynuzu uçan at çorabının kalan teki de dahil. Olamaz. Karanlığa gömüldükten iki gün sonra. Evet sayın seyirciler, her şey normale döndü. Çamaşırlarımız tekrar yıkanıyor, kravatım artık kokmuyor. İstediklerini alan beyaz eşyalarsa bakın neler dedi. İşte ekranlarınızda. Eskiye göre çalışma şartlarımız daha iyi oldu. Sahibimden iş başına bir çift çorap alıyorum. Çok lezzetliler. Yeni kazağım sayesinde artık üşümüyorum. Kartopu oynayalım mı? Evet, şimdi her şeye sebep olan Fil Necati'nin çorap teslim törenine bağlanıyoruz. Necati hadi geciktik. Sahneye çıkman lazım. Ne yapıyorsun? Papyonumu bulamıyorum Remzi. Uğurlu papyonum olmadan kamera karşısına çıkamam. Yoksa başıma çok kötü şeyler gelir. Saçmalama Necati, ne olacak? Çık sahneye, çorap sepetini Önder'e ver ve geri in. Başka bir şey yapmana gerek yok. Papyonum olmadan çok kötü şeyler olacak eminim. Hıp. Merhaba Önder. Bu maili bana gönder. Merhaba Necati. Tüm çoraplarını getirdin mi? Evet, işte burada. Hı? O ağzındaki de ne? Pardon, tam yutmamışım. Sen benim papyonumu mu yedin? Köşen kapalı seni. Gel buraya. İmdat! Günaydın arkadaşlar. Affedersin. Mirket'ten ödünç aldığım hava durumu makinesini deniyordum. Anne! Islandım. Ay! En iyisi ben dışarıda oynayayım şunla. Şakir, ne oldu? İyi misin? Ceylan çok çok güzel değil mi? Yeni gelen kız mı? Nasıl yani? Örneğin mahallede arkadaşlarınla oynarsın ya, öyle güzel. Veya oyunda birinci olursun ya, öyle güzel. Hatta uçan balonlardan bile güzel. Bence sen gökkuşağının etkisinde kaldın Şakir. Ha? Ceylan, ne oluyor? Of yeter. Herkes bana oyun daveti gönderiyor, bıktım. Sürekli bildirim geliyor, durduramıyorum. Yok, 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 yok. İstemiyorum. Oyun davetlerine hayır. Oyun davetlerine hayır dedim. Çok heyecanlıyım Remzi. İlk kez tiyatro oynayacağım. Necati, sen oynamayacaksın tiyatroyu. İzleyeceksin. Aa, oyun ne peki? Saklambaç mı? Köşe kapmaca mı? Ayol, öyle oyunlar değil Necati. Mozart'ın hayatını oynayacaklar. Milletin hayatıyla oynanmaz. Çok ayıp. Mozart gelmiş geçmiş en büyük müzisyenlerden. Onun hayatı bu. Aa, çok büyükse sahneye nasıl sığacak? Hadi hadi gelin, oyun başlayacak. Hadi gidelim artık. Necati abi, çabuk girelim, geliyorlar. Gel hadi. Mozart bu mu? O kadar da büyük değilmiş. Boyun kaç kardeş? Şşt, ben Salieri.
tutkulu müzisyen. Benden Necati, tutkulu hademe. Merak etmeyin, dökülenleri toplarım. Sonuçta bu benim işim. Ben de Mozart. Ne haber Salieri? Peruğum güzel olmuş mu? Biraz ciddi olur musun Mozart? Sevdim ben bu Mozart'ı. Tam benim kafadaymış. Müzik dehası Mozart'a hiç mi saygın yok? Aynen. Keçineç bir sabahtan beri vır 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 vır. Bir sus artık daha. Necati sen Laz değilsin. Daha demene gerek yok. Necati dur dur. Belki Türk marşı çalar. Onun bestecisi olur bu Mozart. Diye şişti. Of. Necati abi yine rezil etti her şeyi. Online oyunuma bakayım ben en iyisi. Ekstra altın isterseniz arkadaşlarınızı oyuna davet edin. Neden olmasın? Bir dakika. Herkese yolladım. Olamaz. Ceylan'a da gitmiş. Oyun davetlerinden nefret ettiğimi bilmiyor musun Şakir? Bundan sonra senden de nefret ediyorum. Bana oyun daveti yollamayan Cemşit'le oynayacağım. Kızım, tiyatro oyununda telefon çıkarılmaz. Ama anne şu adam çıkarıyor. Alo, oğlum sırtına bez koy, terli pasta olma. Baba işteyim diyorum, işteyim. Operam nasıl olmuş Salieri? Çok fiyakalı değil mi? Olsun kızım, sen araya kadar bekle, saygısızlık etme. Ceylan o bildirimi görmeden bir şey yapmam lazım. Necati abi ne olursa olsun Ceylan telefonuna bakmamalı. Ona engel olmalısın. Benim için çok önemli. Oyunu mu izleyeyim dediğini mi yapayım? Durdur tuşu nerede bu oyunun? Şşşt. Bu sefer kendime şişladım. Size gerek kalmadı. Şu tabelayı koyayım da kimse kaymasın. Güvenliğin dikkatine. Morbi fil seyircileri ve oyuncuları rahatsız ediyor. Acil müdahale edin. Ben varken kimse oyunu bozamaz. Ne yapacağımı biliyorum ama acele etmeliyim. Eski curlingçiyim ben. Alışkanlık işte. Curling ne ki? Öyleyse en azından hızlandım. Mirket abi, Mirket abi. Şakir. Mirket abi, kendini imlece mi dönüştürdün? Yok artık Şakir. Hiç öyle şey yapar mıyım? Kuyruklu ağ yaptım kendimi. Et işareti yani. Mirk et. Mirket. Anladın mı? Neyse. Yardımına ihtiyacım var. Birine oyun daveti yolladım. Onu geri almam gerekiyor. Yeni bir deney yapıyorum aslında. İnternetteki objeleri alıp gerçek hayata çıkarıyorum. Etraf dağınık o yüzden biraz. İnternette kedi vardı bir sürü. İster misin bir tane? Tam tersini yapabilir misin peki? Beni internetin içine yollasan? Biraz zor ama deneyebiliriz. Şu koltuğa geç bakalım. Telefonunu da oradaki bölmeye koy. Arayüz güvenli. Wi-Fi şifresi 123 kedi 123. Bağlantı da tertemiz. Yeni çamaşır suyuna yatırdım. Şimdi! Neredeyim? İnternettesin Şakir. Seni internete yükledim. Mirket abi, kediyi de yüklemişsin yanlışlıkla. Merak etme. Kediler internette ne yapacağını çok iyi bilir. Şakir, bak ne yapacağım. Mirket abi, dürtmesene. Affedersin, dayanamadım. Şimdi söyle bakalım, nereden yolladın oyun davetini? İşte herkesin yolladığı yerden. Sosyal medyam yok benim Şakir. Söyle işte sitenin adını. Söyleyemem sanırım. Tamam, anladım ben. Yüklüyorum. Mirket abi, bu değil. Nasıl değil? İyi bak bakayım. Mirket abi, yavaş. Mirket abi, senin yüzünden Ceylan'ın fotoğrafını beğendim. Tamam, amma laf yaptın. Bu site değilse şudur herhalde. Hop, Şakir, benim kalbim niye beyaz? Benim resmimi de Mirket abi, sen internete hiç girmiyor musun? Bu sitede oyun bile yok. Nasıl yok? Bu ne o zaman? Bu benim. Neler oluyor?
Şakir tut. Necati abi. Boş ver. Buldum ben senin siteyi sanırım. Mirket'in sesi mi o? Neredeyim ben? Şakir neler oluyor burada? Oo, 2 milyon izlenme. Herkes bizi izlemiş yani. Sonunda doğru site. Şakir kaç! Akrabalar seni fark etti. Yorum yapmadan bırakmazlar. Niye de kalayım şuracık? İmdat! Bak şuracık! Remzi! Bravo, mükemmeldi. Kim kazandı? Amadeus mu? Ara verildi Remzi. Kimse bir şey kazanmadı. Of, biraz önce çekiyordu. Şimdi çekmiyor telefon. Ben bir fuaye alanına gidip geliyorum. Belki orada sinyal bulurum. Telefonuna bakacak. Hemen dikkatini çekmem lazım. Sayın Ceylan ailesi. Lütfen babışmaya. Babışma mı? Ey sen, şimdi yakaladım seni. Yola açın, çıkıpız. Uy. Çıkıpalı bana bu. Neredeyim ben? Şakir, sitenin kodlarına doğru ilerliyorsun. Doğru yoldasın sanırım. Ama dikkat et, güvenlik duvarını aşman gerekebilir. Bu muymuş duvar? Anneciğim! Mirket abi, bir şey yap. Sanırım dışarıdan müdahale edebilirim. Ama kendini biraz garip hissedeceksin. Kodlarınla oynuyorum. Seni kaynak koda ışınlıyorum. Merhaba, yardımcı olabilir misiniz? Numara almanız gerekiyor beyefendi. Ama kimse yok burada. Numara alın lütfen. 1 numara. Oyun merkezine hoş geldiniz. Nasıl yardımcı olabilirim? Ben bir oyun daveti yolladım. Onu hemen geri almam lazım. Bu çok ciddi bir istek. Tek bir şartla kabul edebilirim. Lütfen mi demem gerekiyor? Hayır. Bundan sonra bu sitede asla oyun oynayamazsınız. Çılgın dinozor oyununu bile mi? Peki neden? Ben bir bilgisayar programıyım beyefendi. Bakın. Hop, buradayım. Hoba, buradayım. Şimdi de burada. Yani nedenini bilmem. Sadece yaparım. O yüzden kararınızı verin. Sen yola açın. Eyvah. Şu bildirim neymiş bakayım artık. Elektrikler gitti. Yakalayamaz ki. Hey Necati abi, telefonumu geri ver. Çocuk şaşırdı. Şakir, az daha kararsız kalırsan program zaman düzlemini büküp sonsuza kadar orada kalacaksın. Daha kötüsü, az daha kararsız kalırsan hiç yapmam işini. Bekleyen bir sürü kişi var arkadaşım. Ceylan'ın arkadaşlığı mı? Yoksa oyunlar mı? Böyle olmayacak. Kopyala yapıştır gücü. Bir karar. Şakir, işin bittiyse seni gerçek dünyaya. Ceylan'ın yanına ışınlıyorum. Yine mi oyun daveti? Kim yollamış? Şakir. Ben sana oyun davetlerini sevmediğimi söylemedim mi? Ne cesaretle bana oyun daveti yolluyorsun? Yeter ama. Tüm gün canımı dişime taktım sana rezil olmamak için. Ama en sonunda doğru olanı yaptım ve davetimi geri almaktan vazgeçtim. Çünkü ben böyle biriyim. Oyun oynarım, davetini de yollarım, anladın mı? Benimle arkadaş olmazsan da yapacak bir şey yok. Ceylan davetinizi kabul etti. Sanırım bu seferlik bir oyunu deneyebilirim. Çocuklar niye gelmediniz? Hadi gidiyoruz. Tiyatro falan yok size. Gel kızım, gidiyoruz hadi. Hoşça kal Şakir. Oyunda görüşürüz. Görüşürüz. Remzi, ben yakalandım. Siz kaçın. Hakikaten kaçıyorlar. Remzi, Kadriye, beni kurtarsanıza. Canan, sen yapma bari. Şakir, geçen gün 20 lira borç vermiştim. Unutma. Şimdi böyle mi olduk? Kayıyorum. İttir. Hohohoy, çok eğlenceli. İki, üç. Bu yeni futbol oyunu muhteşemmiş. Bakın ne yapacağım.
Baba göbeği gücü! Şakir hızla geldi ve topu çaldı. Şimdi bir kontra atak şansı. Şakir, topu at! At Şakir, at! Topu bana at! Necati abi, ne diyorsun? Şakir, ata bak! Hangi tuşlarla oynuyorduk? Tüm tuşlara basıp bölüm geçmece! Habarey! Necati abi, topa vur. Canan boşta. Top bana vuruyor. Şimdi top Canan'da. Önü boş. Geleceğe parlak. Kadriye, dikkat et. Kadriye? Ayol, niye çalışmıyor bu? Ha? Televizyonun kumandasıymış. Rüzgar kuzeybatıdan. Yer çekimi normal. 35 derecelik açıyla sola falsolu vurursam. Ben niye tribündeyim? Sahaya yabancı madde girdi. Sıkıntı yok. Ben ilgileniyorum. Necati, ben değilim. Görmüyor musun? Adam hile yapıyor. Öğretmenim, hile yapan var. Bir dakika, öğretmen benim. Dramatik kaleci atlayışı. Durum böyle. Hilecilerden bıktık. Oyun şirketi olarak bir şeyler yapmanız lazım. Evet. Mesela bana şu oyun karakterini hediye etmeniz lazım. Oy, ne tatlı. Abi, gerçeğim ben, bırakır mısın? Üzgünüm ama yapabileceğimiz bir şey yok. Çünkü kuruluş felsefemize göre herkes oynadığı oyunda her istediğini yapabilmeli. Yetkili biriyle görüşmek istiyorum. O kişi benim. Ne haber? Nasılsın? Bakın, bizdeki tek yasak güreşmek. Eğer güreşmek isterseniz güreş oyunumuzu alıp oynamalısınız. Bu konuda çok katıyız. Ha? Kırmızı alarm! Kırmızı alarm! Sen! Kavanozla güreşen sincap! Kovuldun! Sadece kapağını açmaya çalışıyordum. Bir dakika. Doğru anladıysam oyunda güreşmek hariç her şey serbest. Öyle mi? Kavanoz mu yener, sincap mı? Bence kavanoz. Adı komik çünkü. Tuşları çözdüm sonunda. Madem her şey serbest, ben buraya yazlık dikiyorum. Etrafı açık. Püfür püfür esen. Git başka yerde oyna. Topunu patlatırım yoksa. Ben de ödevlerimi yapıyorum. Necati abi, sessiz ol lütfen. Olamaz. Kimse futbol oynamıyor. Etrafımdaki en mantıklı kişi ben oldum. Bu sorumluluğu kaldıramam. Şakir, çabuk bana biraz mantık yolla. Beni yakaladı Necati abi. Sen kaç, kendini kurtar. Hepsi şu bilgisayar korsanı yüzünden. Benim adım da Necati ise onun kim olduğunu bulacağım. Kim adımı Berkecan yaptı benim? Kolay gelsin. Format mı atılacak? Fabrik ayarlarına döndü. Akucuk mu gucuk? Usta, adama niye format attın? Daha bir şey dememiştik ki. Desene arkadaşım. Evet, ne lazımdı? Oyunda hile yapan biri var. Bana onun adresi lazım. Ben o işleri bırakalı çok oldu. Ne kadar oldu? Öğle arası bırakmıştım. Aram bitmek üzere. 3, 2, 1. Tamam. Hadi bulalım şu adamı. Baba, hani yazlık yapacaktın? Ne oldu? Oyunda tuğla yokmuş ki. Baksana, ne yaparsam yapayım havuz oluyor. Telefon çalıyor. Şu oyunun kontrollerine bir türlü alışamadım. Alo, Necati? Remzi, sesin az geliyor. Çeken bir yere geç. Pardon, bir el atar mısın? Şimdi nasıl? Olmadı. Bir de ben deneyeyim. Remzi, ben şu korsanın adresini buldum ama çok korkuyorum. Aman canım, ne olacak? Yaramaz bir çocuktur kesin. Ondan değil. Yanımdaki maymun kötü bakıyor bana. Cici maymun, tatlı maymun. Kardeşim, 55 yaşındayım ben. Ne cicisi? Muz var mı? İşte burası. Son kontroller, ışık tamam, süper güçlü muhtişim içtiğim aktif. Baba, sende durum nasıl? Ne yapıyorum ben? Oyuncak ayımla konuşuyorum. Babanın gerginken susmayı tercih ettiğini bilmem lazım. Hadi baba, görev başlasın. Alo, Necati, buldun mu korsan kimmiş? Sen olduğuna inanamıyorum. Necati, iyi misin? Necati? Hey sen! Necati abime ne yaptın? Çabuk gel buraya. Oğlum, sınırsız basket topumuz var. Çabuk düşürelim şu korsanı. Beni karıştırmayın şu işe. Ya! O da kim? Necati seviye atladı. Ne,
Necati ne yapıyorsun? İn aşağı. Hani bilgisayar korsanlığına karşıydın? Gidin başka yerde uçur. Topunuzu kesin. Anladık anladık. Topumuzu kesersin. Necati! Resmen hile yapıyor. Baba, saklanacak bir yer bulmamız lazım. Çabuk şu kitapların arasına. Necati buraya asla bakmaz. Burası benim saklanma yerim. Başka yer bulun. Diğer tarafa. Siparişler geldi. Cüneyt, içeri al bizi ne olur hadi. Biri bize pışpışlıyor. Pışpışlamıyorum. Pışlıyorum. Ama bu ses. Bu renk. Bu yaşlanmış surat. Bembeyaz saçlar. Eksik dişler. Koca burun. Baygın bakışlar. Yeter. Anladınız işte. Peyami'yim ben. Peyami. Peyami baba. Sen miydin hile yapıp tüm oyunu mahveden? Böyle olacağını bilmiyordum. Çok üzgünüm. Bundan uzun uzun zaman önceydi. Peyami dede, rica ediyorum uzun hikayelerinden olmasın. Tamam, tamam. Direkt anlatıyorum. Bundan kısa, kısa zaman önceydi. Al bakalım. Nasıl da uçuyorum ama. Sen olduğuna inanamıyorum. O değil zaten, benim. Ben de damacana nasıl becerebiliyor bu kadar işi diyordum. Kollarım olsaydı görürdünüz. Damacana gücü! Başım döndü, ne olur düzeltin beni. Necati her şeyi görmüştü. Sonrasında olanlar oldu. Çabuk elindeki havucu indir, yoksa yerimde üç kere zıplarım. Dur, bu benim son havucum. Nasıl hile yaptığını gördüm. Ben de çok anlıyormuş gibi her tuşa basacağım şimdi. Yapabileceğim bir şey yoktu. Her şey açığa çıkmıştı. Ama o daha fazlasını istedi. Daha fazla güç! Dur! Okulu itersen internet kopar. Hile gücünü arttıracaksan bir yandakini kaldırman lazım. Dürüstlüğünü sevdim. Ne yani? Şu an yan yana mısınız? Trabzi, naber? Peyami dedenin ekranından gördüm nerede olduğunuzu. Necmi'ye çamur banyosu yaptırıp... Necati, ver şu mikrofonu. Evet, ne diyordum? Necati'den kurtulmak için bir planım var ama herkesin katılması gerek. Ayrıca hemen yanımda olduğu için planı çizerek anlatacağım. Kertenkele. Hayır. Yoğurtta gol getirir. Hayır. Tahta. Tahtayı değil, üzerindekini gösteriyorum. Gidin başka yerde oynayın. Yanlış. Bir dakika, bir dakika, anladım. Necmi Necati'ye ayran köpürtecek. Şakir de araba lastiklerini balkona asacak, öyle mi? Aman, böyle olmayacak. Taktik maktik yok. Bam bam bam, başlıyoruz. Acaba kimle dalga geçsem şimdi? Niye buluttan geçemiyorum? Abi bulut değilim ben. Kartondan kestiler beni. Bulut grafiği yapmak çok zor. Görev beni çağırıyor, karton kardeş. Sana hayırlı işler. Dur gitme, çok yalnızım. Bak yağmur yerine konfeti yağdırabiliyorum bak. Necati abi hadi gel kolaysa yık bizi. Ne kadar güzel arkadaşlarım var. Sırf ben eğleneyim diye emek harcıyorlar. Gözlerim doldu. Necati ne bekliyorsun? Hattoyun animal. Animeye döndüm. Yine 10 metreyi 2 dakikada gelecek. Ben de o gelene kadar boş boş konuşacağım. Şimdi! Zeytinyağı! Duramıyorum! Hayda bre! Yo, durun! Güreş alarmı! Güreş alarmı! Harika!
işte. Oluyor. Güreş yasak demiştim. Sizi oyundan atıyorum. Hayır! Başardık! Kendimi sizin için feda ettim. Bir teşekkürü hak ediyorum bence. Hı? Aman! Ben gidiyorum. Necati ile satranç oynayacağız. Bilgisayar korsanları gittiğine göre sonunda futbola dönebiliriz. Hiç sanmıyorum. Ha? Bu ses de ne? Yoksa kertenkelemin alarmı mı çalıyor? Saçma sesler çıkarma yarışı. Çok severim. Şşt, Necati abi bir dakika. Dinleyin. Ses dışarıdan geliyor. Hadi gidip bakalım. Kertenkele buradaymış. Dur alarmını kapatayım. Yine mi? Yeter artık. Evet yeter artık. Remzi kızarınca çok komik oluyor. Tutamıyorum kendimi. Kuşlar her gün gelip çöplerini atıp gidiyorlar. Bir de dalga geçer gibi ıslık çalıyorlar. Baktım artık baktım. Remzi sinirlenince beni kaldırabiliyor. Vay be, teknoloji çok gelişti. Neyse. Bugünü hiçbir şey bozamaz. Çünkü Mirket yeni cihazını bize gösterecek. Hadi eğlenceye. Necati neredesin? Yanlış arabaya binmişim Remzi. Bebek arabasıymış bu. Siz gidin. Ben biraz parkta inga diye bağırıp geleceğim. Karşınızda yeni cihazım. Tada! Tada diyen bir robot. Tada! Şaka mı bu? Evet, komik olmaya çalışan bir şaka. Gerçek cihaz burada. Tadam! Yeni cihazı bir perde miymiş? Hem de pileli. Pideli perdelere bayılırım. Hayır şapşallar. Yeni cihazım işte bu. Beyin okuyup o an en çok istediğin şeyi veren Matek 3000. Oley oley. Önce ben deneyeceğim. Hazırım. Bakalım Şakir'in en çok istediği şey neymiş? Uzaylı robot oyuncağı. Yaşasın. Robot olduğunu anladık da uzaylı olduğunu nereden biliyorsun? Konuş uzaylı robot. Annemden, Jüpiter'den Kayseri'ye göçmüş. Ama küçük, Andromeda galaksisi. Neyse, sıra bende. Necati'nin istediği şey... bir tabak börekmiş. Yoksa anneanne usulü mü? Bunu anneannemden başkası yapamazdı. Ben yaptım zaten. Şu cihaz mutfağımdan buraya ışınladı beni. Evet, sıra bende. Çevir Mirket. Kesin uçan bir kaykay. Yok, kayan bir uçuş. Ya da haftanın bir günü işe gitmek. Trafik konisi. Trafik konisi ne alaka? Ben böyle bir şey istemiyorum ki. Ah be Remzi'ciğim. Meğer içinde neler saklamışsın. Bir yanlışlık olmalı. Bir daha deneyeceğiz. Odaklan Remzi, odaklan. Biraz yavaş odaklan. Börekler mi korkutuyorsun? Merak etmeyin küçük börekçikler. Güvendesiniz. Son. Bu sefer olacak. Ya! Olmuyor. Kullandım kılavuzunu inceliyorum ama bir türlü anlayamadım. Mirket abi, sen icat etmedin mi zaten cihazı? Niye kullanım kılavuzuna bakıyorsun? Bu cihazın değil, Remzi'nin kullanım kılavuzu. Remzi'yle nasıl baş edilir? Tam bir başucu kitabı. İşte bakın başımın ucunda duruyor. Remzi anla artık. Belli ki sen bu hayatta hiçbir şey istemiyorsun. Necati bir börek ver arkadaşına sakinleşsin. Olmaz, hepsini yedim. Necati böreğe bıyık çizerek onu saklayamazsın. Necati beni tanıdılar. Sen kaç kendini kurtar. Ne olur bir kez daha çevireyim. Bu şekilde nasıl yaşanılır bilmiyorum. Aslında mahallede hiçbir şey istemeden yaşayan biri var. Adresi vereyim de siz onunla konuşun. Ben de şu kunileri sizin eve bırakayım fazlalık yapmasın. Beni de durağa bıraksana. İki tepsi börek karşılığında bırakırım. İki tepsi veririm, böreğini sen yaparsın. Anlaştık. Bakalım kimmiş hiçbir şey istemeden yaşayan kişi? Kolilerin arasında yavru köpek buldum Remzi. Sahip denelim mi ne olur? Necati bırak beni. Tanju'ymuş. Tanju, buralarda boş boş yaşayan biri varmış gördün mü? Necati anlamadın mı? Tanju'ymuş o amaçsız kişi işte. Neymişim? Merak etme Tanju. Ben de sendenim. Ben de burada seninle yaşayacağım. Seni misafir odasına alabilirim Remzi. Bir tek orası boş. Aslında fena değilmiş. Şuraya bir muz kabuğu. Şu varilde ağlama odam olur.
Anju, minik ama muhteşem bir hayatın var. Fatura derdin yok. Gece gece turşu bittiği için zilini çalan, açmayınca pencerene tıklayan komşuların yok. Necati abi, o komşu sensin. Turşun bittiğinde bizi uyandırma lütfen artık. Keşke ben de senin gibi hiçbir şey istemesem Tanju. Mesela turşu istemeyerek başlayabilirim. Yok yok, vazgeçtim. Fazla turşun var mı? Yeter! Saçmalamayı bırakın artık! Verecek gofretiniz yoksa gidin artık burada. Peki madem. Hadi senin gerçekten istediğini bulalım baba. Oley! Yaşama tekrar tutunacağım. Al Tanju, sana da bir gofret. Yardımların için. Teşekkür ederim. Bu zaten benim var ile sakladığım gofret. Nasıl bulacağız ne istediğimi? Psst, gel gel. Ben sana yardımcı olurum. Ben Dilek Çeşmesi'yim. Ha? Çeşme konuştu. Bu çocukların da hayal gücü bir acayip. Çeşme hiç konuşur mu? Çeşmenin önündeki görünmez adam konuştu. Ne görünmez adamı, saçmalama. Evet. Bozukluk atıp dile bakalım dileğini. Pekala. Ne istediğimi öğrenmek istiyorum. Az önce attığın parayı geri istiyorsun. Ha? Bu ne biçim Dilek Çeşmesi? Paramı geri istiyorum. İşte bak, doğru bilmişim. Keşke Ayvalık Tostu isteseymişin Remzi. Çünkü Ayvalık Tostu seni kandırmaz ve sadece Ayvalık Tostudur. Tamam tamam, yardım edeceğim size. Şu adresteki oyun salonuna gidin. Orada bitirmesi imkansız bir oyun var. Eğer o oyunu kazanırsan imkansız bir dileğin gerçek olur. O zaman öğrenirsin ne istediğini. Öyleyse macera bizi bekliyor. Oyun salonuna! Neredeymiş bu imkansız oyun? İşte bakın, şurada kullanılmayan bir makine var. Bence bu. Pek çalışacak gibi durmuyor ama deneyelim bakalım. İmkansız oyun başladı. Kutuyu bayrağa ulaştır, kazan. Ha? Bunun neresi imkansız? Şimdi şu kutuyu tutalım. Tamam, ilerliyorum. Kutuna yıldırım çarptı. Tekrar dene. Pekala, bu sefer olacak. Daha dikkatli. Bu da neydi şimdi? Kutunu inek kaçırdı. Tekrar dene. Saçmalık. Tamam, bu kez başaracağım. Yıldırımdan kaç. İneği atlat. Dur, nereye? Bayrağın annesi yemek için eve çağırdı. Tekrar dene. Üf 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 üf. Sakin ol baba. Az da soğuttuk Şakir. Babanın rengi böyle değildi sanki. Şimdi kazanacağım. Niye gitmiyorsun? Benim ağrıdı. Yeter artık. O kutuyu alıp bayrağı götüreceksin. Bu sefer de canım istemedi. Rica etmeyi öğren ve tekrar dene. Sen niye ağlıyorsun bakayım? Tekrar gözyaşı borusu bozuldu herhalde. Ben bir tesisatçı çağırayım. Biletim de param da bitti. Ama tesisatçı bedavaya iş yapmaz ki. Sen de çok şey istiyorsun ha. Size bilet verebilirim ama paranız yoksa şu uzaylı robot oyuncağını alırım. Sen yeter ki oyunu kazan baba. Ne istediğini öğrenmen benim için daha önemli. Oğlum benim. Hiç merak etme, senin için kazanacağım. İşte size bir bilet. Dikkatli kullanın. Ben de yeni oyuncağımı kaldırayım. Canım istemedi. Tekrar dene. Hayır! Ha? Babam nerede? Baba, oyunun içindesin. Ne yapacaksan kendin yapacaksın bu hayatta. Hareket edemiyorum. Necati bir el atsana. Hiç merak etme Remzi. Necati, rastgele tuşlara basma. Ne? Rastgele tuşlara mı bas dedin? Pekala. Yeni süper güçlerim yükleniyor. Durun, kaçmayın. Üzerinizde nöleme gücümü deneyeceğim. Daha fazla katlanamıyorum. Şu oyunu kazanmam lazım. Ha? Katlanmak mı? Bu aklıma bir fikir getirdi. Baba, sıkı tutun. Şimdi çok riskli bir şey yapacağım ve o kutu o bayrağa ulaşacak.
ekranı katlayıp tek bir nokta haline getireceğim. Böylece kutu ve bayrak mecburen üst üste gelecek. Necati abi ne yapıyorsun? Bilmiyorum, heyecan yaptım. Böyle mi? Dur. Duramıyorum. Şu kutuyu bayrağa ulaştırabilirsem... Kazandınız. İmkansız oyunu bitiren ilk oyuncular sizlersiniz. Oley! Çok sevinçliyim. Sevinçten bıyıklarım renk değiştiriyor. Evet. Evrendeki her şeyi ama her şeyi dileyebilirsiniz. Hadi baba, ne istediğini öğrenmenin vakti geldi. Pekala. Dileğim uzaylı robot oyuncağını geri istiyorum. Ha? Baba? Ama... Siz hep benim yanımdaydınız. İsteklerim sizden daha önemli değil. Ama ne istediğini asla öğrenemeyeceksin. Sanırım bununla yaşayabilirim. Hadi eve geri dönelim. Arkadaşlar benim bıyıklarım takıldı sanırım. Bunu bir kapatıp açsak mı? Ama koni bırakmış mirkette. Ne yapacağız şimdi biz bunları? Ben deniz yıldızı taklidi yapmaya gidiyorum. Ama önce bir deniz bulmam lazım. Görüşürüz yakında. Bir dakika, bir dakika. Yoksa? Yok artık. Hadi canım. Ama? Olamaz. Belki. Baba ne söyleyeceksen söyle. Pekala. İzleyin şimdi. Evet, çöp dökme zamanı geldi. Ha? Trafik konisi koymuşlar buraya. Yol kapalı herhalde. Neyse, çöpümü dökecek başka bir yer bulayım. İşte bu. Mirket'in icadı gerçekten de istediğim şeyi veriyormuş. Sadece ne olduğunu anlamamışım. Yaşasın! Bir dakika. Madem babam pervazın kirli olmasını bu kadar dert ediyordu, bizi alıp temizleseydi ya. Şakir, mantığın sırası değil. Çünkü mantığın sırası. Ne? İmdat! Cihazımdan yanlışlıkla uçan mantığı istedim. Kaçın! Çiu çiu! Sarımsakları hazırlayın. Evet, bugün dersimizin adı kahvaltı. Şakir, söyle bakalım kahvaltı nedir? Ha? Annem nerede? Zınk! Annem nerede yanlış cevap. Canan sen söyle. Peynir ve sucuk güreşte kim kazanır? Necati abi. Annem yine sorumluluğu sana bıraktı ve ne yapacağını bilmiyorsun değil mi? Evet. Bana bıraktı. Şimdi gelin o anı izleyelim. Evet. Finale ikiniz kaldınız. Acaba çocukların sorumluluğunu hanginize bıraksam? Abla benim elim yok. Ben nasıl bakayım çocuklara? Yaşasın! Çocuklara ne zaman ben baksam çok eğlenceli şeyler oluyor. Eyvah! Buzdolabı senin hiç mi elin yok? Evet, sorumluluk bende. O yüzden kahvaltıyı da başkası hazırlasın. Of! Ben sütlü gevrek yiyeceğim. Güzel fikir. Biriniz bana sucuklu yumurta yapabilir mi? Ama yumurtaları ben kıracağım. Çünkü çok zevkli. Ha? Süt kalmamış. Süt mü? Sütlü gevreğe önce gevrek konur bir kere. Ayrıca gevrek de kalmamış. Önce gevrek mi? Saçmalama. Önce süt konur. Oo, sinirli ikili ortamı geriyor. Kulağınızı çekerim bak. Ortamı germek yok. Senin elin yok. Neyle çekeceksin ki? Yüzüme vurmayı bırak artık. Hadi Necati, çocukları markete götürüyorsun. Süt ve gevrek alıp gelin. Çocukların tartışmasına da izin verme. Tamam anne. Ben senin annen değilim. Neyse. İçimde yaprak sarma varsa yiyeyim bari. Önce süt konur. Önce gevrek. Necati abi sen de bir şey desene. Hem sence de bu işte bir terslik yok mu? Ben düz gidince karnım acıkıyor Şakir. Böyle daha iyi. Necati abi biz şimdi gevrek seçmeye gideceğiz. Sen de sütü al ama arkalardan seç. Taze olsun. Şöyle en arkaya uzanayım o zaman. Fazla taze oldu bu. Beyefendi bırakır mısınız? Diğer reyonda alışveriş yapıyordum. Tamam tamam. Sen geç bakayım. Şurada bir şişe buldum. Ha? Necati abi nerede? Kesin abur cubur reyonuna gitti yine. Gel biz alalım sütü. Nine ya sıra bende hadi ama. Şşt. Nine'ye laf söylenmez. Şuradan bebe bisküvisi al bakayım. Nine bisküvisi olur sana. Hiç komik değil. Burası neresi? Yoksa yine başımı klozete vurdum ve rüya mı görüyorum? Merhaba. Süt köyüne hoş geldiniz. Ben Safiye.
Gezmek ister misiniz? Biz eve dönsek... Süt köyü mü? Bu köyün muhtarı nerede? Ben değilim. Oo, bozuk süt bu belli. Hadi gelin benle etrafı gezdireyim. Sütten çıkmış akkaşık da buralarda mı peki? Bu köyde herkes çok mutludur. İşte çeşme başında oturan iki mutlu süt şişesi. Çeşmeden su mu akıyor, süt mü? Dene de gör. Aa, çikolatalı süt akıyor, inanılmaz. Burada mutlu mutlu halay çeken süt şişeleri. Burada köyümüzün en yaşlı ağacına mutlu mutlu çamaşır asan bir süt şişesi. Burada ağlamaklı filmi mutlu mutlu izleyen süt şişeleri. Anladık. Çok mutlusunuz. Ve bence bu biraz garip. Herkes hüzünlenir. Ve bu normal bir şey. Madem öyle, mutsuz olduğumuz tek konuyu öğrenmek istiyor musunuz? Necati abi, eve dönelim artık. Anneli sorumluluğu bana bıraktı. Ben de şuradaki taşa bırakıyorum. O dönelim derse döneriz. Necati abi, taş hiç konuşur mu? Taş sesini çıkarmadı. Süt şişelerinin sırrını öğrenmeye gidiyoruz. He? Uyuyordum. Ne oldu? Sizce süt dedem de bu süt köyünde midir? Süt anneniz olmasın o? Süt dedesi ne zaten? Kim dedi onu? Çabuk çıksın ortaya. Burada bir horlama sesi var. Duydunuz mu? Benim karnım olabilir gibi akla gelen ilk espriyi yapmayacağım. Haberiniz olsun. Uyuyan bir dev var buralarda bir yerde. O horluyor olabilir. Neyse neyse, biz konuya dönelim. İşte atalarımızın çözemediği o problem. Önce süt mü konur, gevrek mi? Oo, atalarınız beni de çizmiş bakın. Biz süt şişeleri olarak önce sütün konulması gerektiğini düşünüyoruz. Hah, demiştim. Ancak bunu kanıtlayacak tek kişi var. Bilge kişi. Ancak bilge kişi gevrek dağlarının ötesinde yaşıyor. Ve büyük bir problem var. Dağın koruyucusu dev uçan kavanoz gelen gezginleri turşu yapıyor. Hayır, lafımı bölme ve kafanda bir şeyler oluşturma. Sorun şu, bilge kişiyi aramaya giden gezginler zorlu yolda hep sütlerini döktüler. Sütle yumuşayan gevrek dağı kırıldı ve gezginleri yuttu. Bu yüzden bilge kişiye yüzyıllardır ulaşamıyoruz. Ha, biz gideriz, macerayı severiz ve süt de dökmeyiz. Bilmiyorum, içime sinmeyen bir şeyler var. Fazla süt içmek gaz yapmış olabilir. Az sırtını ov, geçer. Evet, önce güvenlik. Şimdi şu ipi bağlayacak bir yer bulalım. Necati abi, bize bağlaman gerekiyor ipi. Ben şuradaki çiçeğe bağlayacağım. O daha çok güven veriyor. Bir test edelim. Necati abi dur, bu dağ gevrekten. Merak etmeyin, sadece test ediyorum. Necati abi. Bilge kişiyi bulalım. Belki Necati abimi o kurtarabilir. Pardon, bilge kişi ne tarafta? Düz devam edin, az ileride görürsünüz. Hayri'nin selamı var. Akşam çaya bekliyormuş deyin. Nasıl bir yere düştük biz? Kardeş, baksana. Dağın tepesine dolmuş kalkıyor mu burada? Ne dolmuşu? Biz yıllardır burada mahsur kaldık. Dolmuş olsa bekler miyiz böyle? Yeşil şapkalı olanlar çok geç geliyor zaten. Sonra sıkılıp taksiye biniyorsun. Bir bakıyorsun düt düt. Dolmuş bindiğin taksiyi solluyor. Ne diyorsun adam? Ne işin var burada? Bilgisayar bir abiyi arıyordum ben. Hey, sen bir bilgisayar abiye benziyorsun. Say bakayım. Bir dakika. Bilge kişi demeye çalışıyorsun sanırım. Evet, önce süt mü konur gevrek mi diye soracaktık. Ha? Üzgünüm ama bu bir tuzak. Hepimiz aynı tuzağa düştük. Zaten hiç sevmemiştim o Safiye'yi. Tuzak tuzak bakıyordu. Tuzak tuzak nasıl bakılır? İşte böyle. Tuzağı kuran Safiye değil, bilge kişi. Bilge sitesine hoş geldiniz. İşte bulduk. Bilge kişinin kaldığı yer. Necati abim olmadan her şey çok kolay ilerliyor. Ha? Bilge kişi sitede mi oturuyormuş yani? Değil mi? Dağın tepesinde bir mağarada falan olması gerekmiyor muydu? Koskoca bilge, mağarada yaşamayacak kadar kafası çalışıyordur herhalde. Neyse, şu anda havuz başında. Şu taraftan giderseniz bulursunuz. Teşekkürler güvenlik adam. Rica ederim. Ben de geleni geçeni içeri alıyorum. Bir sorsaydım keşke. Siz hırsız mısınız bu arada? Yok, değiliz. Tamam. Burada çok hırsızlık oluyor çünkü.
Güvenlik kulübemi çalmışlar. Neyse, istifa zamanım geldi sanırım. Ben de sizi bekliyordum. Vay, gerçekten de bilgeymiş. Biz söylemeden kim olduğumuzu biliyor. Ha? Meyve suyum nerede? Siz garson değil misiniz? Ne garsonu? Necati abim dağın içine düştü, yardımın lazım. Ayrıca sütlü gevreye önce süt konacağını, süt şişelerine ve Canan'a kanıtlamam lazım. Anladım. Önünüzde iki seçenek var. Eğer kırmızı kaydıraktan kayarsanız süt köyüne geri dönüp onlara gerçeği söylersiniz. Ama o zaman dünyaya dönüşünüzün garantisi olmaz. Maviden kayarsak? O zaman çok eğlenirsiniz. Ciddi olur musun biraz? Tamam. Maviden kayarsanız dünyaya geri dönersiniz ve Necati abiniz de yanınıza ışınlanır. Ama süt şişeleri asla gerçeği öğrenemez. Bir de şu ana kadar kimse kırmızı kaydıraktan kayıp gerçeği süt şişelerine söylemeyi seçmedi. Peki şu atlı karınca? O site sakinlerine özel, üzgünüm. Aidat veriyoruz buna. İşte böyle. Bilge kişi sana iki seçenek sunuyor. Ama ikisinin sonu da aynı kapıya çıkıyor. Buraya. Sonra da sonsuza kadar buraya hapsoluyorsun. Tamam da şu gerçek neymiş, çok merak ettim. Kesin Remzi'nin bu bölüm nerede olduğu gerçeğidir. Hazır mısın? Söylüyorum. Bu kadar şaşılacak ne vardı? Şaşırmadım. Ayağıma basıyorsun. Ayrıca çocukların sorumluluğu bende. Onları kurtarmam lazım. Boşuna uğraşma. Buradan çıkış yolu yok. Bir dakika. Annem bana hep derdi ki... Necati, televizyonu ısırma. Yok, bu değil. Gevreğini sütte çok bekletme. Yoksa sütü çekip şişer, kocaman olur. Süt var, gevrek var, televizyon var. Isırma abi, rica ediyorum. Tamam, tamam. Gevrekleri süte banıp kendi kahramanını yapacağım. Oley! Ya! Gerçeği duymaya hazır mısınız? Bu maceranın elle tutulur bir yanı ve mantıklı bir açıklaması yok. O yüzden istediğini söyleyebilirsin. Söylüyorum. Kaseye önce ne süt konur ne de gevrek. Bunlar hep sonranın icadı. Kahvaltının olmazsa olmazı simittir. Ne yani? Kaseye önce simit mi koyacağız? Ne kasesi? Simit diyorum, simit. Dünyadaki tüm süt şişelerini ve gevreklerini yok edene kadar durmayacağım. Tam şu an bir şey olsa da kurtulsak keşke. Şu an tam bir şey oldu. Bu iş çok uzadı. Bu dağın içine hapsettiğin tüm süt şişeleri ve gevrekler için. Ay, ne kadar duygusal. Isırdığım televizyonu hatırlattı bana. Dağ kırılıyor, dikkat edin. Boynu bükük çiçek. Ne haber? Sen bana ip bağlayıp dağın içine atlayan şişman fil değil misin? Gel buraya. Ayakları yok, gel buraya diyor bir de. Hadi yakala, yakala. Necati abi, hadi. Neler oluyor? Çeşmeyi kırdılar. Sinema perdesini yırttılar. Benim burada ne işim var? Çekil şuradan. İleyi portala geri soktular. Süt şişesi Safiye'yi çok konuşturdular. Necati abimin sinirini bozdular. Çok uzattılar. Yeter! Anlamıyor musunuz? Başımıza ne geliyorsa taraf tutmaktan geliyor. İsteyen sütü önce koysun, isteyen gevreği. İsteyen de kahvaltıda simit yesin. Ben ekmek arası televizyon yasam olur mu? Ne istiyorsan yap Necati abi. Bence çok kötü bir konuşmaydı Şakir. Baksana, kimse seni ciddiye almadı. Kimse ciddiye almadı dedim. İyi, bunu siz istediniz. Kırım siparişini kim vermişti? Fikri, gel gel. Bak, çok büyük bir olay dönüyor burada. Şakir, ne yapıyorsun? Dur. Böyle uslanmayacaklar. Uyuyan devi uyandırmanın zamanı geldi. Ama her şey daha kötü olabilir. Şimdi öğreneceğiz. Bak şimdi, şu Safiye çok mutluydu. Sonra bilgisayar adamı bulmaya gittik. Ama böyle dağdan ejderhalar çıkıyor. Sonra zindanların arasında süt tsunamisiyle savaştım.
Uyuyan dev. Bir de uyuyan dev vardı Fikri. Ama neyse, anlatmayacağım, hepsini çok karıştı. Uyuyan dev yaşlı zeytin ağacı mıymış? Böyle şeyleri sadece çizgi filmlerde olduğunu zannederdim. Sabahtan beri bır 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 kavga ediyorsunuz. Kahvaltının kralı zeytindir, zeytin. Benim olduğum yerde hepiniz ikincisiniz. Şimdi el ele verip köyü tekrar inşa ediyorsunuz. Ama anne. Annen değilim ben senin. Sele zeytin günü kurtardı. Hem de sulu sulu. Az ısırayım mı? Çok acıktım da. Hadi siz de evinize. Sen dönüyor musun? Yok abi. Ben köye yerleşmeye karar verdim. Şuradan iki dönüm arsa alırım. Toprağı ekip dürümcü dükkanı açarım. Oh mis. Annemden mesaj var. Eve gelmiş sonunda. Hadi gidip düzgün bir kahvaltı yapalım. Oley! Sıkıştım. Beni burada bırakmayın. Tam 40 yıl önce ben de senin gibi sepete sıkışmıştım. Zaman ne kadar çabuk geçiyor. Nine bisküvisi yer misin? Dişin yoksa yuvalı ağzında. Hayır! Bir dakika. Yanlış tepki. Evet! Yerim çünkü karakterim buna müsait.